sen İzmir Marşı'nı biliyor musun lan diyen Binali Bey'e ithaf ediyor. Punta'da bayram vardı. Punta bugün Alsancak olarak bildiğiniz semtin eski adı. Punta'da bayram vardı. Yunan ordusu pasaporttan karaya çıkmış. İzmir metropoliti Hristostomos etekleri zil çala çala koşmuş. Haçıyla takdis edip evlatlarım ne kadar Türk kanı içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız diyerek yere kapanmış. Toprağımıza ilk ayak basan Yunan albayının çizmelerini öpüyor. Aniden uzun boylu, siyah takım elbiseli bir delikanlı fırladı ortaya. Elinde revolver tabir edilen toplu tabanca vardı. Bastı tetiğe. Trak trak trak. Efsun alayının sancaktarı karpuz gibi düştü atının sırtından. Kahkahaları suratlarında dondu. Baktılar ki tek başına, sarı verdiler etrafını, ilk süngüyü iman tahtasına sapladılar, sonra neresine denk gelirse orasına. Hasan Tahsin de o. Henüz 30'un yok. Hasan Tahsin de o. Henüz 30'unda. Böyle başladı macera. Hükümetimiz hala işgali yalanlıyor. Bu tür şaiyalara ehemmiyet vermeyin diyor. Mustafa Kemal ise vakit tamam demişti. Anadolu'ya geçiyoruz. Ateşten gömleği giymişti ulus. Aktı gitti aylar, yıllar, canlar. Takvimler 30 Ağustos 1922'yi gösterdiğinde yer gök yarılıyordu. Yüzbaşı Kanellopulos hatıra defterine çaresizce şunları yazıyordu. Türk topçusu susmuyor, titreyerek güneşin batmasını bekliyoruz. Onun batmasını beklediği güneş bizim için doğuyordu. Kudurmuştu Ali Kemal, efendilerinin büyük gazetecisi. Köşesinden kin kusuyordu. Bu millici mahluklar kadar başları ezilesi yılanlar hayal edilemez. Düşmanlar onlardan bin kere iyidir diyor. O mahluklardan biriydi İzmirli süvari Teğmen Yıldırım. 18 yaşındaydı. Vurulmuştu. 40 derece ateşte olmasına rağmen hastaneden kaçmış, cepheye koşmuş. Bugün kendi adını taşıyan Küçükköy istasyonunu almaya çalışırken son nefesini vermiş, bahçesine gömülmüştü. Yıldırım toprağa düşerken 30 kadar Yunan askeri savunmasız Kuzuluk köyüne girdi. Gözleri Fatma'ya takıldı. 15'indeydi. Taze incir gibi dediler sırıtarak. Kaçtı Fatma, evine kapandı. Kapıyı kilitledi. Omuzladılar, açılmadı. Yakalım dediler. Evi yakalım. Nasıl olsa çıkar. Çaktılar kibriti alev alev. Çıkmadı kardeşim. Çıkmadı Fatma. Teğmen Şevket Uşak'tan geçiyordu o sırada. Sakarya'da şehit düşen yüzbaşı Basri'nin anacığı yakaladı kolundan. Basri'm nerede diye sordu. İçi çekildi Şevket'in, boğazı düğümlendi. Arkadan geliyor anne dedi. Söyleyemedi gerçeği ve ömrünün sonuna kadar unutamadı bu yalanını. Kendimi asla affetmedim diye yazdı o güne dair hatırasını. Bedelli askerlik yoktu o zamanlar. Zenginse canı sağ olsun, garibansa vatan sağ olsun denmiyordu. Albay Deli Halit vardı. Kısmetse bir gün hayatını yazmak istiyorum. Mustafa Kemal'in adını verdiği bir adamdır. Albay Deli Halit. Belinin sağ tarafında namuslu dediği tabancasını, belinin sol tarafında namussuz dediği tabancasını taşıyordu. İşgalciye namusluyla sıkıyor, işgalciden korkup kaçana namussuzu gösteriyordu. Tercih senin diyordu. İstersen buyur kaçmaya çalış. Deliren biri daha vardı. İstanbul'daki işgal kuvvetleri komutanı General Şarpi.
Öfkeden deliye dönmüştü. Elindeki haritayı yırttı, fırlattı, attı. Bu hızla yarın İzmir'e girerler dedi. İnanamıyordu. 250 bin kişilik devasa ordu Fahrettin Altay'ın süvarileri tarafından darmadağın edilmişti. Hayalet gibi bir oradan bir buradan çıkıyorlar, birliklerin arasına dalıyorlar, hızar gibi biçiyorlar. Blok halinde hareket etmesi gereken orduyu lokma lokma salam dilimi gibi bölüyorlardı. Kaçıyordu Yunan, ecel peşlerinde. Ve 9 Eylül. Çiçekler açıyordu İzmir'in dağlarında. Hepimizi ağlatacak. Bornova'dan boşaldılar aşağıya 4 nala. Sonradan adı kahramanlar olan semte geldiler. Ödenecek bedel vardı daha. İkinci tümen, dördüncü alaydan Konyalı Mehmet. Akşehirli Hakkı, Avanoslu Ahmet. Son şehitler bunlar. Bugün anıtları var orada. Vatan ve namus yazıyor altında. Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Ali Rıza, Teğmen Hamdi. Bismillah ilk iş koştular Hasan Tahsin'in düştüğü yere. Hükümet konağının alnını kabağına al sancağı diktiler. Minarelerden ezan sesi yükselirken Belkavedeydi Mustafa Kemal. İzmir'i seyrediyor. İşgal edildiği gün bir ulusun kurtuluş savaşını başlatan, işgali sona erdiği gün o ulusun kurtuluş savaşını sonlandıran, dünyada bu özelliğe sahip tek şehir İzmir'i seyrediyor. Nif'te kendisi için hazırlanan bağ evine gitti. Tek tak kat, tek kat, taş, penceresiz, gaz lambasının ışığıyla aydınlanan, buram buram Ege kokan bir bağ evi. Yorgundu. Yemek ikram ettiler. Yemedi. Sigara çıkardı. Kahve istedi. Biliyor musun İsmet? Bir rüya görmüş gibi. Karabasan'la başlayan 3 yıl 3 ay 22 gün süren mucizeyle biten bir rüya. Çiçekler açıyordu İzmir'in dağlarında. Karşıyaka'ya al sancağı Kadife Kale'ye dalan süvariler gözlerine inanamıyor. Bütün şehir ay yıldızlı bayraklarla donatılmıştı. Adeta yerincik tarlasına dönmüştü. Ne var yani bunda şaşılacak derseniz, şu var, işgal edilir edilmez bütün evler didik didik aranmış, bütün bayraklara süngü zoruyla el konulmuş, ibret alem için sokaklarda yakılmıştı. E peki bu kadar bayrak nereden çıktı? Vaziyet kısa süre sonra anlaşıldı. 3 yıldır yokluk içinde yaşayan İzmirli kadınlar bütün eşyalarını yok pahasına satmış, beyaz patiskalarını, kırmızı masa örtülerini saklamış, satmamış, yarıdan keserek komşularıyla değiş tokuş etmiş, sabırla o geceyi bekliyor. O gece 8 Eylül 1922. Çıkardılar sandıklarından, kırmızının üstüne beyaz ay yıldızı diktiler. Denizi kız, kızı deniz kokan İzmir'in kadınlarının bayrağı.